Değerli dostlarım, Çiftçi TV ekranlarınızdan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Dersimiz hayvancılık programının bir bölümünde daha birlikteyiz. Bu bölümde özellikle size besiye nasıl başlayalım konusundan söz etmek istiyorum. Evet, hayvan sağlığı açısından besiye nasıl başlayalım? Yani benim bugün şimdi anlatmak istediğim programın adı aslında besi başlatma programı. Evet, besiye bir başlatma programıyla başlayalım. Yani bu işin besiye başlamanın bir besmelesi olsun. Önce bir besmelesini çekelim, öyle başlayalım. Bunun da yolu şu. Bir kere bu hayvanların besiye girdikleri gün nereden geldikleri ve nasıl geldikleri önemli ama 3 ila 10 gün içinde öksüreceklerini bilelim. Eğer hiçbir önlem almazsak, bakın hiçbir önlem almazsak besiye giren hayvanlar strese girerler ve 3 ila 10 gün içinde ortalama 7 gün içinde öksürmeye başlarlar. Bunlar hep bana gelen sorulardan çıkarıyorum çünkü sürekli bir soru işte danalar öksürüyor, danalar öksürüyor ve hangi antibiyotiği kullanalım? Bütün şey bu. Yoldan gelmiş hayvan yol yorgunudur. Biz buna yol vurgunu diyoruz öksürük hastalığına. Öksürüyorlar. Pnömoni, zatürre, solunum yolu enfeksiyonu. Aç kalmıştır, susuz kalmıştır, rasyon değişmiştir, vitamin mineral dengesi bozulmuştur, noksandır, iklim değişmiştir, hatta yer değişmiştir, sahip değişmiştir, bakıcı değişmiştir. Bütün bunlar her biri stres kaynağıdır. Stres eşittir öksürük demektir. Danalara çiftliğe gelir gelmez mutlaka birkaç gün antistres yani stres karşıtı bir program uygulamamız şarttır. Bu ihmal ediliyor. Nasıl olsa o gün öksürmüyor. Hiç öksürmeyecekmiş gibi geliyor ama öksüreceklerdir. Lütfen artık öksürükle başımız derde girmesin. Benim dediklerimi yapın. Besiye başlarken bir stres karşıtı program uygulamamız lazım. İç parazitlerini yapalım. Dış parazitlerini efendim yine iç ve dış parazit mücadelelerini yapalım. Şimdi bizde bir ADE vitamin yapma modası vardır. İsteyen yine yapsın ADE kombinasyonunu. Yine kas içine yapabilirsiniz ama arzu ederseniz efendim yemlerine de katabilirsiniz. Yani illa bunu kas içi enjeksiyon olarak yapacağız diye bir şey yok ama madem herkes öyle görmüş yapabilirsiniz bir kereye mahsus. Benim kanaatimce yemlere katılması daha uygun. Çünkü bakıyorum her ay bir ADE kombinasyonu yapılıyor. Halbuki onlar yeme de katılabilir. Her ay hayvanlara iğnelemeye, her ay onları tutmaya gerek yok. Bunlar ayrıca hem çalışanlar için hem hayvanlar için bir strestir. Yemlere katılabilir. Ama efendim ben böyle gördüm, böyle yapacağım diyorlarsa devam edebilirler. Bunları geçen gün bir arkadaş bana diyor ki her hafta yapsam olur mu diyor. A, D, E vitaminini. E var yani para demek ki. Yani ne diyeyim artık? Her hafta yapmanız gerekmez çünkü bunlar yağda eriyen vitaminlerdir. Yağda eriyen vitaminler karaciğerde depolanır ve vücudun ihtiyacı kadar salınır. Böyle bir şeye gerek yok. Bir de tabii ki dengeli bir yem vereceğiz ama hayvan yediği yemden kilo alır. Her şeyini dengeli yapacağız. Gerekirse demin de söylediğim gibi tekrar ediyorum. Bunları yemlerine katabiliriz. Enjeksiyondan hoşlanıyorsanız enjeksiyon da yapabilirsiniz. Ama böyle o arkadaşımızın sorduğu gibi her haftaya falan böyle bir şeye lüzum yok. Evet, parazit mücadelelerini yaptık ve ADE kombinasyonlarını da isterseniz yaptınız. Gelelim aşılara. Şimdi bir yani devletin ele aldığı aşılar var işte şap veya çiçek, LSD, Lampiskin disease dedikleri veyahut sığır çiçeği diye de söylüyorlar.
aslında lamp skin disease, yumrulu deri hastalığı diye geçiyor. Biliyorsunuz son zamanlarda geldi Türkiye'ye ve Afrika hastalığı diye hani basında yer almıştı hatırlıyorsanız. Bunları şap ve çiçekleri yapın ya da devlet tarafından takip ediliyorsa onlara yaptırırsınız. Bunun dışında Clostridium aşılarını, kombine aşıları rapelli olarak yani tekrarlı olarak 20 gün arayla iki kere yapın. Yani geldiği gün bir yapın, bir de 20 gün sonra bir daha yapın. Her aşıyı ayrı bir şekilde yapmaya çalışmayın. Çünkü her aşı yapmak bir stres faktörüdür. Ölü aşıları birlikte yapabilirsiniz. Örneğin bazı bölgelerde leptospiroz var. Leptospiroz aşılarını, ölü aşıları bunlarla birlikte aynı gün aynı şekilde yapabilirsiniz. Hatta vitamin enjeksiyonunu yapıyorsanız onu da aynı gün aynı şekilde yapabilirsiniz. Bir grup parasına kıyıyor, antibiyotik de yapıyorlar girişte. Fakat yapılan gördük ki biz antistres uygulama antibiyotikten çok daha faydalı ve çok daha önemli. Antibiyotik yapmaya bence artık gerek yok. Eğer antistres bir program uygulanacaksa antibiyotik yapılanlarda hani gönlünüz hoş olur ama o öksürecekse gene öksürecektir. Hiç merak etmeyin. O öksürecekse gene öksürecektir. Bu antibiyotik de bir sanıyorum şey yani alışkanlık olmuş. Yapıyorlar. Paraları var. Para var. Ne güzel yapıyorlar. Yani bir şey demiyorum ama bence antistres programlar, stres karşıtı programlar daha iyi. Evet, gelelim diğer aşılara. Öksürük aşısı yani Pastorella aşısı olarak. Pastorella aşılarında yine 20 gün arayla iki kere. Bu arada öksürüğü yapan virüs enfeksiyonlarına karşı da yine 20 gün arayla iki kere aşılansın. Ondan sonra da bir daha besin sonuna kadar tekrar aşıya falan gerek kalmaz. Besi sonunda da çıkar gider. Ha bizde bir de besi çok uzun tutuluyor. Çok uzun sürüyor besicilik. Bizde bir kilo aldırma hesabı var ama belli bir yere kadar kilo aldıktan sonra biliyorsunuz alınan her kilonun maliyeti artar. Bu Amerikalılar çok iyi bilir ama bizde böyle bir şey yok. Biz kilo artışından fayda gördüğümüzü düşünüyoruz. Belki bizim koşullarımız öyledir. Amerikalılar öyle bir yanlış yapmazlar. Onlar 600 kilonun üzerindeki kiloların, her kilonun maliyetinin daha yüksek olduğunu bilirler. Ama bizde tabii koşullar değişik. Ramazan geldi, kurban geldi, ete zam geldi, et fiyatlarını işte bir yükselme bekliyoruz, et fiyatları iyi olacakmış, falanmış, filanmış derken hayvanları çok uzun süreler besliyoruz ve bu arada 600 kilonun üzerindeki her kilonun, aldırdığımız her kilonun maliyeti de tabii ki yükseliyor ama onları besici arkadaşlar kendileri bilirler. Ben sadece söylemiş olayım. Solunum yolu enfeksiyonları Pastorella mikropların dışında demin de söylediğim gibi IBR, BVD, parainfluenza 3, BRSV gibi virüslerle de kombine olarak ortaya çıkıyor. Bu aşıları da yine aynı şekilde girişte bir doz, 20 gün sonra tekrar dozu, bir daha artık kesime kadar tekrar bir daha aşı yok. Yani kesime kadar ne yapacaksak baştan girişte bir programla yapalım ama ondan sonra ikide bir hayvanlara yok iğneymiş, yok aşıymış, yok vitaminmiş, yok antibiyotikmiş diye hayvanları ikide bir rahatsız etmeyelim. Bu hem hayvanlar hem insanlar için çok büyük bir strestir. Onun dışında bir de bizde Amerika'daki gibi hayvanları yönlendirme yolları, sıkıştırma boksları onlar kadar etkin ve güzel kullanılan yerler yok. Onlarda biliyorsunuz artık bu işler tamamen endüstriyel hale gelmiş ve meşhur Temple Grandin'in modelini çizdiği şut dedikleri yollar var. O şutlardan
hayvanları gayet güzel getiriyorlar. Çok güzel sıkıştırıp iğnelerini, aşılarını, her şeyini yapıp tekrar geri gönderiyorlar. O şutlar henüz bize tam olarak gelmedi. İşte benzerleri geliyor. Hatta Temple Grandin modeli Amerika'da çok meşhurdur. Yani hemen birisi eğer yaptığı işlerle övünecekse, ben Temple Grandin modeli yaptım buradaki sistemi, artık işlerim çok kolay falan diye övünür. Yani öyle de bir sistem getirmişlerdir. Bizde böyle sistemler olmadığı için kolay da değil hayvanlara iğne, aşı, bilmem ne vurmak, hatta hayvanlar irileştikçe. Onun için girişte doğru yapalım ve ondan sonra da pek ihtiyacımız kalmasın diye düşünüyorum. Ama bu besi başlatma programını çok iyi bir şekilde yapmamız lazım. Ve girişteki stres önleyici uygulamaları yapmadığımız zaman başımıza iş geleceğini mutlaka 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 bilelim. Bu çok söyledim, gene söylüyorum. Anladığıma göre bu hızla gidersek daha da çok söyleyeceğim. Çünkü hiç düzelmiyor. Sürekli ben anlatıyorum. Sabahına hayvanlar öksürüyor. Hocam hangi antibiyotiği kullanalım diyor. Yani antibiyotik kullanılacağı da garanti de, acaba hangisini kullanacağım diye soruyorlar. Bir kere şu aşıları, Pastorella ve virüs aşılarını ihmalsiz olarak mutlaka yapalım. Bu konudaki ihmaller zarardır. Besiye bir sistemle başlayalım. Bu işin besmelesini doğru çekelim. Besmelesi doğru çekildiğinde işler de yoluna girecektir. Bana gelen sorulardan tabii ben sürekli konuları seçiyorum. Geçenlerde sürekli üst üste kan işeme ile ilgili sorular geldi değerli dostlarım. Bu kan işeme sorularında yaptığımız listeye göre 16 adet hastalık var. Kan işemeye sebep olan, kan işemeye yol açan 16 tane hastalık var. Bu 16 hastalığın 8'i kanın kendisini işiyor hayvan. 8'inde de kanın rengini işiyor. Yani kanın rengini veren hemoglobin işiyor. Biz ona hemoglobin ürü diyoruz. Kanın kendisini işiyorsa da hematuri diyoruz. Bu konuda veteriner hekime başvurduğunuzda kan işiyor yerine bir kavanoz gösterirseniz veteriner hekim çok daha erken konuya hakim olacaktır. Şimdi mesela yaza doğru kene hareketleri başlayınca çeneyle ilgili kan işeme sorunları çıkabilir. Mesela babezyoz, piroplazmoz dediğimiz, halk arasında kırçan, gün vurması gibi tabirler kullanılan bir hastalık bu. Kırçan, gün vurması diyorlar halk arasında, veyahut sıtma. Şimdi yazın kene bulaştırıyor bu hastalığı. Biz bunun latincesini işte babeziozis veya piroplazmozis diye anlatıyoruz. Ancak bu önemli bir hastalık, çünkü keneler vasıtasıyla bulaşıyor. Burada hem de sarılık var. Yani kan işeme var ve bir de sarılık var. Peki kışın böyle bir şey olursa, kışın büyük oranda yani kenelerin olmadığı zamanda kan işeme ve sarılık görürsek, bunun adı da leptospiroz olabilir. Bilmiyorum. Ama leptospiroz olabilir. Şimdi tabii ki bu 8'li, 9'lu, 7'li çoklu karmalarda ayrıca basiller ikterohemoglobinuri hastalığına karşı da aşı var. O da zaten karmanın içinde yapılıyor. O da her yerde gözükmez. Çok belirgin bölgelerde görülür. Mesela basiller ikterohemoglobinin en çok görüldüğü bölge Erzurum ve çevresidir. Her yerde görülen bir hastalık değil. O da bir çeşit Clostridium. O da sarılık ve kan işeme ile ortaya çıkar, adından da belli. Basiller ikterohemoglobin ürü, iktero sarılık, hemoglobin ürü de kan işeme. Evet, demin söylediğime tekrar başa gelelim. Şimdi kan işiyor. Baktınız kan işiyor.
hemen altına bir şey tutun ve o idrarı alın. İdrarı alın. Bir kavanoza koyun. Şeffaf görünen bir kavanoza koyun. Ve bir yere bekletin. Bir yere koyup bekletin. Bekledikçe iki konu ortaya çıkacak. Birincisi, üstteki renk açılacak, altında gelecek koyu renk. Yani kan alta çökecek, üstteki renk açılacak, kan işeme altta birikecek. Bu kanın kendini işlediğini gösterir. Bu en çok bizim Karadeniz bölgemizde olan ve eğrelti otundan ortaya çıkan enzootik hematuri dediğimiz eğrelti otuyla ilgili bir sorundur. İdrar kesesinde minicik tümörler oluşuyor. Küçücük uğurlar oluşuyor ve onlar bir çeşit idrar kesesi kanseri diyelim buna. Eğrelti otu ile birlikte ortaya çıkıyor. Genelde Karadeniz bölgesinde çıktığı için de o bölgedekilerin özellikle bu konuyu bildiğini tahmin ediyorum. Hassas olsunlar. Bunun olayı kanın kendidir. Kendini işiyor. Şeyin, kavanozun dibine çöker koyu renk. Yukarısının rengi açılır. Kan işiyor dediniz ve veteriner hekimi çağırdınız. Gene kavanozu gösterdiniz. Bu sefer çay rengi veya ne bileyim kırmızı bir şarap rengi olabilir. Çay rengi koyduğunuz gibi duruyor. Hiç renk açılmıyor veya dibine çökmüyor. Ona da kanın rengiyle ilgili olarak, rengini veren maddeyle ilgili olarak hemoglobinüri diyoruz. O da işte ya keneyle ilgili yazın, kışında deptospirozla ilgili olabilir. Tabii başka şeyler de var. Yani 16 tane hastalık var. Ama en önemlilerini saydım size. Yoksa mesela kronik bir bakır zehirlenmesinde de yine hemoglobinüri olabilir. Yani kanın rengini veren hemoglobin maddesinin idrara karışmasıyla ilgili olarak öyle de olabilir. Veteriner hekime kavanozları gösterdiğinizde o anlayacaktır. Kan işiyor. Bak bu kavanoz. Ha bu kavanoz da içine şey ne koyduysak aynen çıkmış. Yani çay rengi duruyor. Hiç bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün beklese çay rengi çay rengi duruyor. Ha o hemoglobinürü işte. Kanın rengini veren madde idrara geçmiş. Bu koyduk, üstü açıldı, altı koyuldu. Altına çöktü. Ha o hematuri. İşte bunlar aslında teşhis için bizim arkadaşlarımıza, veteriner hekimlere çok büyük bir ip ucudur. Bunu da hani pratik olsun diye söylüyorum. Hiçbir şey değil. Sadece idrarı kavanoza alacaksınız ve kenarda tutacaksınız. O çok büyük bir fikir verir veteriner hekim arkadaşlarımıza. Bence de teşhis için çok önemli. Tedavi de teşhisle ilgilidir. Bana çok tedavi soruyorlar. Ben halbuki tedaviyle ilgili bir şey anlatmak istemiyorum. Çünkü koruma anlatıyorum. Koruma yani koruyalım, gelin koruyalım onu anlatıyorum. Ama her şeyin koruyucu hekimliği var. Yapılmıyor. Sonra tedavi oluyor. Tedavide de mesela birçok hastalık saysanız gene de o bir iğne. Derdi o arkadaşımızın. Bir iğne. Yine her şeyin sebebinin bir tane, ilacının da bir tane olduğu sanılıyor. Sebepleri çok, ilaçları da ona göre değişiyor. Tedavi nasıl yapacağız diye soruyorlar. Ben diyorum teşhis ne? Teşhise göre yapılır tedavi. Ortada teşhis yok ama tedavi söyleyeceğiz. Tabii ki tedaviyi teşhisi koyan arkadaşlar yapacak. Ben değil. Ben sadece önleme yönünde gayret göstermeye çalışıyorum. Gelelim yavru atmalara. Bana en çok gelen sorulardan biri bu arkadaşlar. Bu yavru atma meselesi. Gerek sığırlarda gerek koyunlarda. Geçen gün bir arkadaşımız diyor ki koyun yavru attı diyor. Kapının arasına sıkışmış olabilir diyor. Ya bırak onu sen söyleme. Onu laboratuvar söylesin. Çünkü kapının arasına sıkışmış diye kendimizi avutursak esas büyük derdi görmeyiz. 10 civarında hastalık var koyunlarda yavru atmaya sebep olan.
Bunların bir tanesini herkes duymuştur işte, bruselloz. Hayır efendim, bruselloz sadece bir tanesi. Devamı, o kadar çok koyunlarda yavru atmaya sebep olan hastalık var ki. Ve sonuç, koyun yavru attı. Yavru atma bir sonuçtur, hastalık değildir. Yavru atma bir belirtidir. Hastalığın belirtisi, nasıl zatürrenin belirtisi öksürük, nasıl zatürrenin belirtisi öksürük, bunun da belirtisi yavru atma. Yavru at ya hayvan. Sonuçta bir belirti bu. Esas hastalık başka. Koksiyelloz olabilir, bruselloz olabilir, klamidyoz olabilir, leptospiroz olabilir. Birçok hastalığın bir belirtisi. Bunların asıl teşhisi laboratuvardır. O atık yavruyu eldivenle veya naylon torbalarla tutup, bizzat elle değil, laboratuvara göndermek lazım. Biz de laboratuvar deyince öcü görmüş gibi oluyor herkes. Ama laboratuvara götürdün mü, öcü görmüş gibi. Ama gerçeği ortaya çıkarmadan nasıl yapacağız? Hepsinin yöntemleri farklı. Yani klamidyozsa başka bir şey yapacağız, brucellozsa başka bir şey yapacağız. Başımızdaki derdi bilmemiz ve karşımızdaki düşmanı bilmemiz için mecbur laboratuvara göndermek lazım. Neyi? O atık yavruyu. O atık yavruyu çöpe atmayalım, gömmeyelim, yok etmeyelim. O atık yavruyu güzel saralım, sarmalayalım. Yazınsa buzun içine koyalım, laboratuvara gönderelim. Bunu yaptıramadık. Yani neden oluyor bilmiyorum. Bunu yaptıramadık. Ama bunu yaptıramadığımız sürece de başımız dertten kurtulmayacak. Çünkü düşmanımızı bilmiyoruz. Nasıl savaşacağımızı bilmiyoruz. O açıdan ne yapıyor arkadaşımız? Kendini avutuyor. Diyor ki koyunlar diyor kapının arasına sıkıştı diyor. Ondan yavru attı diyor. Bu kendini avutmadır. Teşhis falan değildir bu. Laboratuvar bakar. Birçok hastalık yönünden, yavru atma hastalıkları yönünden kontrol eder. Der ki bulamadım bir şey. Yani o zaman sen de dersin ki kapının arasına sıkıştım. Şimdi arkadaşlar, yavru iki kat koruyucu suyun içerisinde. Yani yavru suları var. Amniyon ve allanto istediğimiz iki kat yavru suyu var rahimin içerisinde. Onun içinde de yavru var. Yani öyle kapının arasına sıkıştı diye kolay yavru atmaz. Çünkü onu koruyan bir sistem var tabiaten. İki tane suyun içinde yaşıyor bu. Değil mi? O sular boşalıyor da, değil mi? Doğumda hatırlıyorsunuz. Ondan sonra yavru geliyor. O sular, yavru suları, amniyon kesesi, allantois kesesi, onların içerisinde yavru duruyor. Öyle kolayına yavru düşmez. Öyle kapının arasına sıkıştı, yok hopladı zıpladı diye. Ha ondansa da bırakın onu laboratuvar anlasın. Biz atmayalım kafamızdan. Çünkü öbür türlü bir savunma mekanizması gelişiyor. İşte bak diyor, işte ya, kapının arasına sıkıştı attı diyor. Tamam, olabilir, olmaz demiyorum ama o çok nadir bir olaydır. Öyle her zaman olacak bir şey değildir. Biz başımızda daha büyük bir dert varsa onu bilmek zorundayız. Ki ona göre tedbir alalım. Evet, şimdi bir şey daha benim önüme çok geliyor. İşte iştahsız inek. İştahsızlık kadar ucu bucağı olmayan bir sebep yoktur. Hayvan yemiyor. Oho, ateş yükseldiği için de yemez. Küflü gıda verdiğin için de yemez. Strese girdiği için de yemez. Yemez. Yani yememe en belirgin inek semptomudur. Neden? Her şeyde hayvan iştahı kesilir. Her şeyde. O kadar çok fazla bir sebep vardır ki, hangisi? İneğin yememesi. Ben bu konularda basit mide sorunları için, ki bu eski bir bilgidir, yani yeni bildiğimiz bir bilgi değildir, çok eski bir bilgidir, taze işkembe suyu öneriyorum. Bunu çok taze işkembe suyu önerdiklerimden de şaşkınlık ifadesi görüyorum. Ah aman Allah'ım ya, böyle bir şey mi oluyor falan. Evet, en az 10 litre mezbahadan yeni kesilmiş sağlıklı bir danadan, mesela bir besisi bitmiş sağlıklı dana yeni kesilmiş, işkembelerin suyunu alıyorsunuz taze taze, içindeki faydalı bakteriler
daha orada hazır ölmemişken getirip ineğinize içiriyorsunuz. En az 10 litre ama yani. Öyle ineklere 3 litre, 5 litre, 2 litre bir şey ifade etmez. O taze işkembe suyu işkembedeki ölmüş olan infüzoryaları yani protozoaları ve faydalı bakterileri tazeliyor, yeniliyor. Ne demiştik daha önceki programlarda hatırlayın. Ne yapıyordu inekler? İşkembelerindeki faydalı bakterilerle sindirim yapıyordu. Faydalı bakteriler olmasa işkembe olmaz, işkembe olmasa inek olmaz. Yani ineğin hayatı işkembeyle birlikte oluyor. İşkembeyi yaşatan da ve sindirimi de yapan faydalı bakteriler ve protozoalar yani infüzoryalar. Dolayısıyla da değerli arkadaşlar bu taze işkembe suyunu bilin ve kullanın. Faydalı bir şey. Taze dedim ya işte bir saatlik yoldan gelsin. Mühim değil, iki saatlik yoldan gelsin. Önemli olan hemen taze taze getirir getirmez içirmek. Onları bir çeşitte hayvanın işkembesine yeni bir mikroflora aşılamak oluyor. Bu taze işkembe suyu. Bunu ben çoksa söylerim. Birçok meslektaşımız da zaten çok iyi bilirler. Bu yeni bir icat, yeni bir bilgi falan değil. Bu gayet de bilinen bir şey. Fakat böyle birkaç söylediklerimde şaşkınlık ifadesi gördüğüm için tekrar anlatıyorum. Kimse şaşırmasın. Bu güzel bir şeydir. İyi bir uygulamadır. Ondan sonra bunu mutlaka yapalım. Diğer bir konu daha gündemde. Her zaman ben bunları soru olarak alıyorum ve anlatmaya gayret ediyorum. Buzağların en çok sorun yaşadığı günler arkadaşlar sütten kesme günleridir. Sürekli buzağlarla ilgili buzağların o günlerde zayıfladığını, öksürdüğünü anlatıyorlar bana. İşte ne zaman? Sütten kesme günleri. Sütten kesme bir buzağının yaşayabileceği en zor günlerdir. O bir hafta içerisinde sütten keserken vitamin, mineral, amino asit takviyeleriyle o stresi hızlı atlatmaya çalışalım. O günler çok önemli. Hiçbir şey yapmayacağız ama buzağı hasta olacak. O stresten dolayı başlayacak öksürmeye. O top gibi, bomba gibi buzağı böyle sönecek adeta, sönmüş balon gibi olacak. Sonra derde derman arayacağız. İşte benim en çok üzüldüğüm nokta budur. Olduktan sonra derde derman arıyoruz. Ya işte belli, yarın Perşembe, bugün çarşamba yani işte perşembenin gelişi çarşambadan belli. Bunun neyini artık bilmiyoruz, anlamadım. Sütten kesme dönemi en önemli dönemdir. Acaba bu sefer sürpriz oynar mı bize demeyin. Sürpriz diye bir şey yok. Mutlaka sütten kesme dönemi stres dönemidir. Stres dönemi öksürük de zayıflamayla karşımıza çıkar. O top gibi buzağı böyle adeta balon gibi sönüp karşımıza gelmesin. Gereği neyse yapalım. O bir hafta sütten kesmenin hemen önünde ve hemen arkasında o günleri güzelce vitamin, mineral, amino asit takviyeleriyle geçirelim ve hayvan o stresi bir an evvel üstünden atsın ve normal yoluna devam etsin. Süt içmekte olan bir buzağı düşünün, sütten kesiyorsunuz. Ha 60. gün, 70. gün, 80. 90. gün her neyse. Sütten kesiyorsun, işte o sütten kesme günlerinin stres günleri olduğunu ve buzağının yaşayabileceği en kötü stres günleri olduğunu da unutmayalım. Bu soru da çok geliyor. Sürekli buzağı öksürüyor, buzağı zayıfladı gibi sorunlar. Efendim gelelim doğumdan sonra iştahsız olan ineklere. Doğumdan sonraki iştahsızlığın da ana sebebi yine doğum öncesi, doğuma yakın günlerde, doğumda olduğu gün ve doğumu takip eden günlerde iyi bir beslenmeme olduğundan oluyor. Yani beslenmeme yanlış, beslenme hataları, iyi beslenmeme, beslenme hataları öyle diyelim. Şimdi bu beslenme hatalarını yaratan biziz. Yani hastalıkları aslında biz yaratıyoruz. Hastalıkları biz yaratıyoruz. Geçen de gene bir yazı yazdım bu konuda. Deplasman diye yayınladım da.
Deplasman diyor. Ne demek deplasman? Yer değiştirme. Bizde deplasmanın anlamı ne? Şirdenin, midenin ya da abomazumun yer değiştirmesi. Ve yabancı literatürde diyor ki insanların yarattığı bir hastalıktır. Deplasmana, abomazum deplasmanına insanların yarattığı bir hastalıktır diyor. İnsanlar yapar bunu diyor. Neden? İnekler kendi halinde değil ki, biz besliyoruz inekler. Yanlış besliyorsak yanlış işlere gidiyor. Doğumdan sonra en çok yaşanan olaylardan biridir bu. İşkembenin, midenin yer değiştirmesi, şirdenin, abomazumun neyse yer değiştirmesi doğumdan sonra yaşanan en büyük olaylardan biridir. Şimdi basit bir iştahsızlık mı yoksa gerçekten yer mi değiştirdi? Mide yer mi değiştirdi? Hadi alın bakalım. Ve yani 12, 13, 14, 15 tane hastalık sayabiliriz. Doğumu takip eden günlerde hepsinde iştahsızlık var. Hepsinde iştahsızlık var. Bütün belirtilerde var. Ketozis olursa da var, metritis olursa da var. Efendim abomazumun yer değiştirmesi olursa da var. Basit bir hazımsızlık olursa da var. Hepsinde iştahsızlık var. Onun için doğumdan sonra iştahsız inekle uğraşmak istemiyorsanız doğumdan önce kuru dönem, kuru dönemin son günleri, doğum esnasında ve doğumu takip eden lohusalığın ilk günlerinde bazı takviyeler vermek zorundayız. Bana soruyorlar, listemi gönderiyorum. Yapıyorlar mı? Anladığıma göre yapmıyorlar. Yapsalardı o hastalıklarla bana soru sormayacaklardı. Liste belli. Kuru dönemde böyle besleyeceksin. Kuru dönemin sonunda bu takviyeyi vereceksin. Doğum olduğu gün bu takviyeyi vereceksin. Lohusalıkta da şu takviyeleri vereceksin. Ne istiyorsun? Hayvan bir an evvel yeniden iştahına kavuşsun, doğum stresini üzerinden atsın ve tekrar günü gelince de döl tutsun, değil mi? Bunların hepsinin listesi var, biz bunu biliyoruz. Şemayı da gönderiyoruz ama yapmıyorlar. Neden? Nereden biliyorsun yapmadığını? Biliyorum, önümüze gelen olaylardan biliyorum. Bana gelen sorular bunlar. Yazıyoruz, çiziyoruz kardeşim. Bunların olmaması için bunları yapacaktık. O günler geçiyor, unutuluyor. Bir daha sefere efendim bir sorun. Bana gelenler hemen hemen tümünde 4 ay oldu, 5 ay oldu, 6 ay oldu, hala döl tutmadı hayvan. Bunların içerisinde en büyük sorun tekrar kızgınlık göstermeme. Ben onunla ilgili boğa istemeyen inek diye yazımlarım da var. Boğa istemeyen inek. Neden boğa istemez inek? Tabiaten istemesi lazımdı. İstemiyorsa demek ki sana kafa tutuyor. Bana iyi bakmıyorsun. Ben de sana yavru vermeyeceğim diyor. Sana kafa tutuyor. Anlamıyorsun. Ondan sonra 5 ay, 6 ay, 7 ay geçmiş hala gebe değil. Bu çok büyük bir kayıptır. 120. günde gebe olmamış bir hayvan çok büyük bir kayıptır bir süt işletmesi için. Ama biz bu kayıpları hiçbir zaman görmüyoruz, hesap da etmiyoruz, kafamızın kenarından bile geçirmiyoruz. Amerikalı olsa 120 günde hala döl tutmamış ve gebeliği teyit edilmemişse o inekleri sürüden çıkarıyorlar. O kadar hassaslar bu konuda. Biz onları hiç önemsemiyoruz. Halbuki büyük bir kayıp. Zaten biz kayıpları bir önlesek bu işte kar var. Ama kayıpları önleyemediğimiz için hep canımız sıkkın ve sürekli hep üzüntü içerisindeyiz. Hep sorunlarla yaşıyoruz. Ve bunu sadece zarar ettiğimiz zaman da bir yere bağlıyoruz. Arkadaş görüyorsun işte yem pahalı, süt ucuz. Bu kadar oluyor bu iş diyoruz. Kayıpların hiçbiri hesap listemizde yok. 120. günde mutlaka gebe kalmış olmalı inek. Mutlaka gebe kalmış olmalı. Hala gebe kalmamışsa, 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 aydır gebe kalmamışsa zarardayız. Zarardayız. Onun için gelin benim dediğim şu kuru dönemi iyi geçirin. Kuru dönemin sonu, lohusalığın başı ve doğum olduğu gün bazı destekler öneriyoruz. Verin. Verin. Bir ineğin en büyük sorununun doğumla ilgili stres olduğunu da unutmayın. Büyük bir sorundur doğum. İnsan, hayvan neyse yani. Büyük bir derttir. Büyük bir iştir. Büyük bir yorgunluk, büyük bir efordur. Bunun büyük bir stres olduğunu, yani benim anlatmama gerek yok herhalde.
yaşıyorsunuz, görüyorsunuz yani. Onun için bu doğumdan sonra iştahsız ineğin başımıza ne getireceği belli değil. Ketozis olabilir, yağlı karaciğer hastalığı olabilir, abomazum deplasmanı olabilir, rahim iltihabı olabilir. Bunlar hepsi de kardeş, birbiriyle akraba bu hastalıklar. Birbiriyle geçişir. Onun için bunların hepsini bertaraf etmek, görmemek, bir daha sefer görmemek için kuru dönemde yapılması gerekenlerin listesini alın ve uygulayın. Ama içinden cımbız da çekerek değil, bunu uygulayalım, bunu uygulamayalım, hepsini. Hepsini. Ne istiyorsunuz? Doğumdan sonra iştahlı olsun, yemini yesin, sütünü versin, pik seviyesine ulaşsın, tekrar gebe kalsın. Hepsini doğru yaparsanız bunların aynen dedikleri olacak. Hepsi dedikleri olacak. Onun için sizden bunları mutlaka takip etmenizi istiyoruz. Şimdi geçenlerde bir arkadaşımız yazdı, hayvan sahibi bir dostumuz. Diyor ki benim diyor ineklerimde diyor metabolik endokrin test yapacaklarmış diyor. Ne dersiniz diyor. Metabolik test ya da metabolik endokrin test yapacaklarmış diyor. Yapsın. Test iyi bir şey ama senin hatanı senin yüzüne vuracak. Çünkü hataları yapan sizsiniz. Benim şu anda söylediklerimin tümünü size liste olarak verecek. Hatalı beslemişim diyecek. Onu test yapmaya gerek var mı? Ben size söyleyeyim. Test yapmaya gerek var mı? Zaten durum size onu anlatıyor. Değil mi? Bakın. Süt sığırcılığında eğer aşağıdaki hastalıkların görülme sıklığı fazlaysa mutlaka besleme hatalarınız vardır. Liste burada bakın. Düşük süt bileşenleri, yani yağı düşük, proteini düşük mü? Yağı düşük, proteini düşük mü? Süt verimi düşük mü? Düşük mü? Düşük. Lohusalık dönemi hastalıklarından herhangi biri görülüyor mu? Ketozis, topallık, mastitis, rahim yangısı, metritis, solunum atılamaması, midenin yer değiştirmesi, doğum sonrası iştahsızlık, işkembe asidozu, doğum sonrası zayıflama, döl tutmama, kızgınlık göstermeme. Bakın ne dedi bunlara? Lohusalık dönemi hastalıkları dedi. Tamam? Bunlar varsa kimse demesin ki ben hayvanımı iyi besliyorum da falan, merak etmeyin. Söylediniz, metabolik testi yaptınız hayvan. Metabolik testi yaptı. Daha buna teste mi ihtiyacı var? Bak hepsi varsa, bunların biri, ikisi, üçü, beşi varsa zaten hayvan size bağıra bağıra söylüyor. Daha ne anlatsın? Döl tutmayınca diyor ki daha ne anlatayım kardeşim? Yani verdiğin bana yetmiyor da bir de yavru mu istiyorsun? Söylüyor açıkça. Onun için bütün bu listedekileri görüyorsanız kötü beslediğiniz ortaya çıkmıştır. Söylüyor. Bu sorunlar birbirine bağlı olarak da, yani kombine olarak da ortaya çıkar. Mesela asidozla topallığın yakın ilişkisi olduğunu artık herkes biliyor. Doğum sonrası iştahsızlığın, ondan sonra rahim iltihabının, ketozisin birbiriyle yakın ilişkisi olduğunu herkes biliyor. Efendim, zayıflamanın, doğumdan sonra hızlı zayıflamanın hepsinin birbirine kombine olduğunu herkes biliyor. Yani bunların tümünün arkasında yanlış besleme vardır. Onun için hayvan size metabolik test midir, metabolik endokrin test midir nedir? Yapı veriyor zaten. Hiç boşuna yaptırmayın çünkü hayvan zaten söylüyor size ne olduğunu. Açıkça söylüyor hem de. Ne yapar testi yapan arkadaşımız? Bütün bunları listeler size verir. Zaten görülen şeyler. Zaten verir listeyi. Bakın bunlar başınızda. Zaten durum ortada. İşkembe sağlığı için, işkembe sağlığı için ne kadar faydalı imkan varsa kullanmamız lazım. Demin de bahsettiğim gibi bunların belki taze işkembe suyu getirip içirilmesi lazım. En az 10 litre. Bunu defalarca söylüyorum ama anlaşılsın diye. En az 10 litre ve bir de ikide bir cart yurt rasyon değiştirmeyelim. Yani bu konu da çok işte. Bu yem ucuzmuş, ondan aldık. Onu beğenmedik. Bu yem daha ucuzmuş. Ondan aldık. Olmadı. Biz yapmaya kalktık. Biz yapalım. Biz yaparken formül birisi dedi ki şöyle yapalım. Bir de ondan koyalım. Mesela bana işte hep sürekli sorulardan bir tanesi. Bilmem ne yem maddesi. Kaç kilo verelim. Böyle bir şey olmaz.
rasyon var, bir formül vardır. Onun içerisinde o yem maddesi de yer alır. Mesela pancar posası kaç kilo verelim diyorlar. Öyle bir şey yok. Bir yem formülü yaparız, pancar posası da içinde yer alabilir. Ama öyle pancar posası kaç kilo verelim diye bir şey yoktur. Verirsin, 20 kilo verirsin yaş pancar posasından. Ama bizim rasyonumuz dengeli mi? Esas bizim sorunumuz odur. Bizim rasyonumuz dengeli mi? Yoksa pancar posası kaç kilo verelim? Böyle bir şey yok. Böyle yekten böyle soru soruluyor. Yani pancar posası kaç kilo verelim? Böyle bir soru hayvancılıkta bilgisizliğin eseridir. Bu soru soruluyorsa bilgisizliğin eseridir. Mesela yemleri iyi karıştırdık mı? Bu çok önemli. Yemi yediğini ve sindirdiğini kontrol ettik mi? Yediğini ve sindirdiğini. Mesela adamlar dışkı numunesi alıp kontrol ediyorlar. Dışkıyı süzgeçten geçirip bakıyorlar. Bizde kaç kişi dışkıyı süzgeçten geçirip bakar? Kaç kişi bunun bir kontrol mekanizması olduğunu bilir? Bilmiyorlar. Arkadaşlar bilmiyor. Yemi biz mesela daha önce de alıyoruz, çalkalıyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra onları eleklerden geçiriyoruz, kontrol ediyoruz. Ama öyle bir şey yok. Ben kimse de görmüyorum. Yapan varsa Türkiye'de 5-10 aklı başında şirket, onun dışındakiler yapmıyor. Amerikalılar bunu yapıyor işte. Ama onlar çok iyi yapıyorlar, biz iyi yapamıyoruz. Yine dışkıları alıyorlar, bakıyorlar, süzgeçlerden süzüyorlar, kevgirlerden süzüyorlar, kontrol ediyorlar. Yani yediğini sindirdi mi diye bakıyorlar. Yediğini sindirdi mi diye bakıyor. Biz bakmıyoruz. Onun için gerekli ne varsa hayvanlara sunmalıyız. Bunun dışında da bir destek ürünü varsa doğru bir şekilde kullanmalıyız destek ürünlerini. Evet, şimdi burada bir gene konu var. ABD'de yapılan çalışmalarda doğumu takip eden günlerdeki önemli sorunları liste haline getirmişler. Bu listeyi de size okuyorum ve bu programı da bu listeden sonra bitireceğim. 6 önemli sorun, çok Amerika'da da bunların başına geliyormuş. Topallık, meme yangısı, rahim yangısı, yani meme yangısı, mastitis, rahim yangısı, metritis. Ve en çok bu olaylarda oralarda ortaya çıkıyormuş. Yani topallık en çok görülenler. Meme yangısı, mastitis, rahim yangısı, metritis. İlk üçe giriyor bunlar. Doğumdan sonra çıkan hastalıklardan ilk üçe giriyor arkadaşlar. Bunların arkasında hep kuru dönem hataları, doğuma girerken, doğum esnası ve doğum sonrası hayvanın yaşadığı stres faktörleri var. Evet değerli dostlarım, bugün de sanıyorum iyi bir takım bilgiler aktardık. Bu bilgileri kullanarak daha verimli, daha bereketli hayvancılık yapmanızı dilerim. Ve hepinize bol ürünlü, bereketli günler temenni ederim değerli dostlarım.